Evet. Zorba Kitabı meşhur koltuk söyleşilerinde 28. yapıyoruz. Sevgili Uğur Terzi bizimle. Hoş geldin Uğur. Hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Hoş geldiniz dostlar. Uğur Terzi'nin ilk romanı Meral'i konuşacağız Uğur'la birlikte. Uğur okyanusları aşıp geldi. Bayağı. O yüzden Zor oldu. evet, o yüzden iki kat teşekkür ediyoruz Ne demek? Ben kendisine. teşekkür ederim. Şimdi şöyle başlayalım. Uğur, kitabın işte içeriğine falan geçmeden. Kitabın ismi, kitabın kapağı. Önce böyle başlayıp içeriğe doğru girelim. Kitabın asıl ismi Meral, altında alt başlık Ölmeyen Tavuğun Esrarı'ydı. Kitabın en sonuna doğru bir şiir var, o şiirin adı. Fakat editörüm dedi ki bunu bir komedi kitabı zannederler, güldürü kitabı zannederler ve bu senin önünü kapar. Meral'i bırakalım. Oradan çıktı, oradan çıkınca tabii tamamıyla bir biyografik kitap görüntüsü aldı ama yani kitap Meral'lerle ilgili. O yüzden ismiyle ilgili durum bu. Kapak hikayesi şöyle. Bana birkaç tane kapak tasarımı geldi genelde. Ve çok az zamanım var. Birini seçmem lazım dediler. Ondan sonra ben panik atak krizi geçirdim. Çünkü kapaklar çok kötüydü. Ondan sonra hemen böyle bir dedim ki ben size fotoğraf seçeyim. Onlardan birini koyalım bari. Çünkü artık tasarım yapmak için yeterli vakit yok. İşte girdim internete, bir 10 tane falan fotoğraf seçtim. Bir tanesi de buydu. Herkesin ortak bu olur dediği bir fotoğraftı. Fakat daha sonra, yani bu tabi o an heyecanıyla evet dediğimiz bir fotoğraf. Fakat daha sonra ben dahil, bütün kitap okuyanlar dahil, herkes bu kitabın içeriğiyle kapağının uyumsuzluğundan bahsediyor. Fakat şöyle, bu kitap zaten benim ilk romanım. Yazdığım hatta bence basılmaya değer ilk metin bile diyebiliriz. Öyle bakınca yani o kusurlarıyla, toyluğuyla böyle sanki kapak onunla bir bütünleşti. Yani bütün kusurlar kapağında kaldı. İçinde büyük bir emek var gibi oldu benim açımdan. Yani onu kitabı okuyanlar şaşırıyor. Biz böyle bir kitap beklemiyorduk diye. Bu da aslında böyle bir yani bir taraftan olumsuz bir taraftan da olumlu bir şey. Çünkü o zaman daha sıkı bir bağ kuruyorlar kitapla. Ben keşfettim gibi bir his oluyor okurda. Genel olarak aldığım yorumlar böyleydi. Çünkü bu kapağa bakıp onlarca kitap arasından seçmen çok zor. Ama bir şekilde bir keşif duygusuyla, ondan sonra belki Nota Bene'nin etkisiyle, belki Sibel Özün etkisiyle, editörün iyi bir yazar olması, iyi bir editör olmasının etkisiyle, işte sizlerin, dostların belki çabasıyla okura ulaşıyor ve okur ondan sonra bir şaşkınlık yaşıyor. O kısım bana eğlenceli geliyor. Güzel. Ama bu eğlence bu kadar yeter diye düşünüyorum. İkinci baskıda o Yeni bir kapak. kapağı değiştireceğiz. O zaman hazır. Gibi. Gibi. Evet. Tamam, o zaman bekliyoruz biz de. Evet, Hem ben yeni de bekliyorum. baskıyı hem yeni kapağı. Şimdi bu kitapta bir de olmayan şeylerden biri özgeçmiş. Yazın, mesela bu kitapla ilgili inceleme yazayım dedim. Uğur'um, yani senin hiçbir şey bulamadım ben. Sonra sana sordum. Bana biraz kendini anlatır mısın Uğur diye. Bize biraz kendinden bahseder misin? Tabii ki. Tabii yani edebiyatla ilgili bir örtüşen bir tarafı olmadığı için de biraz özgeçmişim işte kayıp olan kedimden, ondan sonra nerede yaşadığımdan, hangi okuldan mezun olduğumdan falan bahsediyordu. O yüzden çok gerek duymadım. Yani belki dedim bu kitaptan sonra başka bir kitap yazarsam ya da bu kitabın ikinci baskısı olursa, bir iltifat görürse o zaman işte Meral romanı yazardı diyebiliriz. Hani o öyle bir düşünceyle de çok koymak istemedim. Hatta bir de ön söz vardı. Bu kitabın hikayesini anlatan. Çünkü bu kitap yarı yani gerçek bir insandan esinlenerek yazıldı. Yani benim annemden. O yüzden hani biraz o öyküyü de anlatayım. Belki merak uyandırır. Neden bu işe giriştim? Yani ne anlamı vardı? Herkesin annesi var sonuçta. Yani burada bu hikayenin bir romana dönüşmesi serüvenine böyle kendi dilimle tabii böyle çırılçıplak değil ama anlatayım diye düşünüyordum ve hep ön sözden son anda vazgeçtim. Özgeçmişi de yayın evi unuttu. Hikaye bu. Ama unutmasaydı da orada yazacak şey şuydu. İşte Ankara Özel Yüksek Kolejinden mezun olmuştur. İşte yıllarca okulda yüzmüştür, stop oynamıştır.
Sonra Ankara Üniversitesi Spor Akademisi'ne girmiştir. Spor Akademisi'nden mezun olmuştur. Ve evlenip Amerika'ya taşınmıştır gibi bir şeydi. Ama daha dikkat çekici değil mi? Çünkü sporla ilgilenen insanların sözün meclisi değil mi? Edebiyatla çok ilgisi olmuyor bu. Doğru, şöyle hatta şöyle de güzel bir tarafı var. Bizim okuldan, yani Spor Akademisi Ankara Üniversitesi'nde hocalarım bana ulaşıp ya bizim okuldan bir edebiyatçı çıktı diye büyük bir coşkuyla, mutlulukla, çünkü yani insanlar kitap okuyor sonuçta. Yani sporla ilgilense de ama hiçbir öğrencisinden böyle bir şey görmemişler, duymamışlar. Tabii spor araştırma kitapları var. İşte kuramsal kitaplar var ama yani tamamıyla hele ki roman türü zor. Konsantrasyon gerektiriyor, teknik bilgi gerektiriyor, çaba, emek, sonra bir yayını bulacaksın. Hiç öyle bir çevren yok. Edebiyat bölümü mezunu değilsin, çevrende öyle bir sosyal kapitalin yok. Bu açılardan bakıldığında tabii engelleri olan bir yolu aşmış oldum. O yüzden de tabii ki gururla söyleyebilirim yani bir beden eğitimi öğretmeninin bir roman yazdığını. Ama mesleğimi yapmadım. Ben teknolojiye çok meraklıydım. Bilgisayar tamir ederek ufak bir dükkan kurdum, bilgisayar tamir ettim. Bir süre sonra web tarafına geçtim çünkü Türkiye'de internet yaygınlaştı. Müşteriler sormaya başladı. Ben de yaparız abi başlığı altında. Orada kendimi geliştirdim. Sonra o daha da büyüdü falan derken benim hayatımı geçindireceğim bir noktaya geldi. İşte ben Amerika'dayken uzaktan yürüttüm işlerimi. Ofis Ankara'daydı. Böyle. Yani bu iş süreci şöyle mi başladı? Müşteriye yok denmez. Yok denmez. Yok denmez. Müşteriye yok dersen sen yok olursun. Yani evet biraz öyle oldu. Yani işte zaten ben müşteriye hayır diyebilecek bir konumda değildim. Yani hem ekonomik olarak hem o hayatımın o süreci yani bir müşteriye yok. Biz sadece bilgisayar tamir ediyoruz diyebilecek bir durumda değildim. Yani paraya ihtiyacım vardı. Peki ilk tasarladığın web sayfaları benimki gibi oldu. Daha kötü. WordPress'i İlk tasarladığım web sayfasına çok gurur duyuyorum. Ama çok kötü. Şöyle ki, bir arkada bir Atatürk şeyi, resmi. Böyle klasik bir Atatürk figürü. Siyah biraz böyle kararıyor. Üzerinde gençliğe hitabe. Arkada bir müzik. Ve bunu ben bir firmaya yaptım. Yani bir mühendislik firmasına. Yani web sitesi yapabildiğimi göstermek için yaptım. Onun çok hoşlarına gitti. Çünkü İzmir'de miydi? Ankara'daydı. Ondan sonra dediler ki bir de gerçek bir web sitesi yap o zaman dediler. Ondan sonra araştırarak şu an senin yaşadığın sürece benzer bir süreçte sonra tabii bu ilgi merak meselesi. Yani aslında edebiyata çok benziyor. Yani teknoloji, ya bilmiyorum her alan böyle ama mesela doktorluk değildir. Ama bazı alanlar gerçekten merak, ilgi meselesi. Çünkü zamanını vermen gerekiyor. Tabii el yatkınlığı da lazım ama bence bir numaralı şey, ya teknolojiden bahsediyorum zaten. İşte merak, yani ilgin olacak. İlgin varsa Sevda, sen de başarabilirsin. Yok, hiç ilgim yok. Artık sana soracağım. Kaldığım yerlerde. Peki, yazma süreci nasıl başladı? Yani ilk kalemini ne aldın? Yaş kaç? İlk yazmaya başladığım zaman, benim annem ilkokul öğretmeniydi. Çok kitap okuyan bir kadındı. Yani üç gözlerin altı morarana kadar. Okuyan, işte sabahları ışığı hiç sönmeyen evlerden de bizimkisi. Babam sürgündeydi Sinop'ta. İşte solcu diye dinlemişler, göndermişler. Yani öyleydi ama ne gerek vardı. Ondan sonra 80 darbesinde öyle bizim aile biraz parçalandı. Öyle olunca annem herhalde kendini kitaplara verdi diye düşünüyorum. Biz de onu öyle gördük. Yani sürekli elinde kitap okuyan bir ilkokul öğretmeni. Tabii oradan kodlara bir işlenme var bence. Bir de ben ilk işte okuma yazmayı söktüğümde bir hikaye yazmıştım. Ayıyla tavşanın hikayesi. Tam şimdi hatırlamıyorum. Hatta hayvanlardan biri ayı ama diğeri sürekli kafamda değişiyor. Bir tavşan oluyor, bir sincap. Tam hatırlayamıyorum. Eğlenceli bir şeydi diye varsayıyorum. Annem onu sürekli misafirlere okutturacak. Hadi Uğur, hikayeni oku. Ben defterimle çıkardım. İlkokul, ortaokul. İlkokul. Daha işte okumayı yeni sökmüştüm. 7 yaşında falan. Ondan sonra bir oğlum yazar olacak başlığı altında. Annem onu bana bir şey yaptı, oturtturdu. Fakat sonra ben daha 10-11 yaşındaki anneyi kaybedince annemin bana yüklediği şeyleri ben bilinçaltında tutarak hayatıma farklı bir şekilde devam ettim. Sporla devam ettim, işte yüzmeyle, stokluyla falan. Ben bir şekilde yazar oldum. Hep yazıyorum. Yani şöyle, hep söylüyorum bunu. Mesela üniversite çağında kitaphanede param olmadığı için kendime yazıyorum. O kadar sıkılıyordum ki, o kadar bir şey okumak istiyordum ki böyle bir şeyler yazıyordum, bunu yaşamışsınızdır belki.
bir şeyler böyle yani bir deneme gibi düşün. Yazıyorum, okuyorum, vaat ediyorum. Ondan sonra içleniyorum falan, müzik dinliyorum. Sonra tekrar yazıyorum falan, sonra onları atıyorum. Yani tamamıyla böyle kullanat yazılar. O zaman bir süre sonra ben tabii parasal durum da böyle kötüydü. Bunu bir arkadaşım fark etti. Dedi ki, oha ne kadar güzel yazıyorsun falan. Ben dedim ki, sen dedim buna para verir miydin? Ondan sonra o dedi ki, yok ama sana sigaramı veririm dedi. Bir paket sigara attı önüme. Ondan sonra çok kıymetli. Evet, o zamanlar da kıymetliydi. Ondan sonra ben de gittim, o defteri kapının girişine koydum. Ve her gelen okumak isteyen bana bir şey verecek diye. Ondan sonra böyle bir esprili bir şekilde, çok fazla bir şey verilmedi ama insanlar benim yazma merakım olduğunu ve yazdığımı öğrendiler yakın çevrede. Ve ondan sonra işte sevgililere yazılan aşk mektupları, işte mesajlar, o zaman SMS vardı, bilmiyorum hatırlar mısınız? SMS ile ilişkiler kurulup, ilişkiler falan bitiyordu yani, o kısa yani mesajlar. Mektup mu yazdırıyorlardı sevgililer? Hatta şöyle bir anı var, bilmiyorum ilginizi çeker mi? Ben bir arkadaşım için birine mesaj atıyorum sürekli, aralarını yapmaya çalışıyorum ve yaptım. Sonra biz birlikte yemekte buluştuk, yani onlar artık sevgili oldu. Ben biraz konuştuktan sonra kız şöyle dedi, mesajları sen yazdın. Yani ben o kadar belli. O kadar belli. Evet yani demek ki hani biraz konuşur gibi zaten öyle de işte oradan bir ele vermiştim kendim. Yani bu yazma işi bana hep kişisel çevremden, işte çocukluğumdan, şuradan buradan bir yüklendi. Fakat bu bir güven, özgüven meselesi. Yani hele ki bir yayın evine, bir dosya gönderebilecek kadar bu konuda kafayı kırmak çok başka bir seviye. Yani açıkçası o noktaya hiç gelmeyebilirdim. Hatta Şeyma'ya hep söylüyordum. İlk kitabı gönderdim. Dedim ki çok pişmanım. Yani medali. Evet. Çok pişmanım çünkü geri dönemeyeceğimi hissettim. Yani buradan geri dönüş olmadığını hissettim o an. Belki sizler de ilk dosyalarınızı gönderdiğinizde aynı his olmuştur. Ben bu noktadan sonra asla geri adım atamam. Yani çünkü bir artık ortaya çıktım. Yani şu dakikadan sonra ben vazgeçtim, dosyamı geri alabilir miyim diyemiyorsun ya, böyle bir o bir gurur meselesine dönüşüyor. O kısımdan rahatsızım, hala rahatsızım. Yani şu anda da mesela meral bitti, hadi bakalım sırada ne var? O his beni... Soracağım. O his beni rahatsız ediyor diyecektim. Şimdi böyle diyeyim. Birazdan o rahatsızlığı tamam. Yaşayacağız tamam. Canlı canlı. Yani şimdi çok da spoiler vermeden hemen kitabı biraz anlatayım. İki aile var, bu iki ailede üç nesil anlatılıyor. İki tane Meral'imiz var. Bir Meral Hanım, bir de genç Meral var. Evet, öğretmen Meral ile genç Meral. Genç Meral aile hikayesini çok merak ediyor. Aynı zamanda kitap yazmak istiyor. Kitap yazamıyor bir türlü. Amcasıydı değil mi? Amcası evet. Yazıyor, amcası da çok da kıskanıyor. Evet. Amcasının kitabını da okuyamıyor çünkü kitapta aile sırları var. O da aile sırlarını kitaptan öğrenmek istemiyor, araştırarak öğrenmek istiyor. İşte bütün gidiyor ikinci aileyi buluyor, işte Meral Hanım'la birlikte Rıfat Heper işin içine giriyor. İşte biraz acıklı şeyler çıkıyor orada ortaya, kolyeler var, ölümler var. Hatta yaşayan bir acı var, diğer tarafta Hatice var, kızı. Evet. Böyle devam ediyor ve ben çok iyi bir yerde bittiğimi düşünüyorum mesela. Ne çok uzatılmış, ne işte yarıda bırakılır ya, gerisinde okur düşünsün. Ya şöyle, ben bu bir soru mu? Hani yok. Değil, tamam, pardon. Yapabilirsin. Hemen kısacık. Tabii. Yani bitişiyle ilgili çok fazla soru geliyor. Hı-hı. İşte bunu devam edecek belli ki. Neden böyle bitti, yarım kalmıştı bir siyasi kitap, zaten yarım kalmıştı bir siyasi ilgili. Yani o kitabın o hisleri, ne hangi finali yaparsak yapalım o hissi vermesini isterdim zaten. Onu söyleyecek. Evet, birileri için zaten bir yarım kalmışlık evet. Hissi evet. Elbette olacak. Mekan Ankara. Mekan genel olarak Ankara. Genel olarak evet. Ankara. Bir Ankara sevgisi var zaten. Bir Ankara benim tabii. Tabii benim şey. Benim şey. Biraz Trabzon. Var. Trabzon kütük olarak kütük yani olarak. Babam da Ankara'da doğmuş. Trabzon spor işte şampiyon evet, evet, olunca evet. Yani sürmene değiliz biz. İşte Trabzonlar biliyorsunuz memleketler de çok ünlü yani. Ben de çok seviyorum. Çok güzel bir memleketimiz var. İşte sürmene değil. Benim ailemin bir kısmı hala orada. Yani dedemin kardeşleri vesaire. Abim orada okudu. Trabzon'un katibi mezunu. Öyle bir bağımız var. Ondan sonra babam küçüklüğünde babaannesinin yanına verilmiş ve köyde büyümüş. Diğer kardeşlerin aksine.
bir gelmiş zaten aralarında böyle boy farkı var. Orada iyi beslenerek geldiği için. Babaannem hep şey der işte, öbür çocuklar emziriyordu, bu bir geldi sakallı diye. Yani hani böyle bir Trabzon bağımız var. Ama babanın Sinop'a sürülmesiyle biz biraz Sinoplu olduk. Sinop'u çok sevdik. Ve yazları hep Sinop'a giderek biraz böyle yarı Sinoplu olduk. Şimdi kitapta Meral Hanım sigara içiyor. Ölüm üzerine anlatmış gibi sigara içesiniz geliyor. Kullanmıyorsunuz. Yani genç Meral otobüste sigara, kitap okuyor. İşte Işıklar trende pardon. Evet. Ya da işte sonra araştırmalar yaparken bol bol kağıt buluyor. Kağıtları okurken bahçede okuyor. Sizin yolculuğa çıkıp ya da bir bahçeye gidip kitap okuyorsunuz geliyor. Yani bu duyguyu çok güzel verdiğini düşünüyorum ben. Teşekkür ederim. Daha fazla spoiler vermeyeyim. Meral yazma fikri nereden çıktı diye soracakken Meral biraz annem dedin. Şöyle hangi aslında Meral? Evet. Şimdi öğretmen Meral yani işte 70'lerde geçen kısmın ana karakteri ya da ne diyelim merkezdeki karakter diyelim. Ana karakter aslında bence gizli ana karakter biraz rupat eder ama annem evet. Yani oradan esinlendim. Mesela bir köyde öğretmenlik yapması falan gibi kısımlar. İşte çok genç yaşta. O zamanlar öğretmen liseleri varmış. Bilirsiniz. Daha 17 yaşında ilkokul öğretmeni olurmuş insanlar. Yani benim annem bir köye gidip de öğretmenlik yapmaya başladı. 17 yaşındaymış. Şimdi tabii o bize çok anlatırdı. Az buçuk da hatırlıyorum. Konuşkan da bir karakterdi zaten. Karakterin ana kurgusunu, sesini hatta fiziksel olarak da direkt kopyalamaya çalıştım. Çünkü yani bir tane gerçeğe yakın gerçekten böyle belki daha gerçek hatta böyle iyi bir yalan gibi yani çünkü iyi bir yalan gerçekten daha şeydir böyle parlaktır. Onu böyle öyle oturtmaya çalıştım ama hikayenin yani kitabın çıkma hikayesi şu aslında. Ben de çeşitli denemeler yazıyordum. Bu denemelerin ne olduğu da çok belli değildi. Yani bir şair sesi gibi ama böyle bir aşk acısı çekiyor gibi de. Ama aslında başka dertleri de var gibi. Sonra Şeyma'ya okuttum işte bunları. Şeyma dedi bunlar güzel, bunları sen ilerletmelisin vesaire. Ondan sonra fakat bir formda değiller. Yani tamamıyla dediğim gibi bir deneme olarak, deneysel bir metin olarak paylaşılabilirdi ama. Sonra bizim gerçekten de bir annemin bir not defteri var. Ölmeden birkaç önce başlamış. Ve ilk sayfasında da şu yazıyor. Yani onu hatırlıyorum çünkü. Yıllardan beri ötelediğim şeye nihayet başlıyor. Yani hayatı boyunca böyle bir anı defteri yazmaya çalışmış. Fakat işte öğretmenliğin zorlukları herhalde. İki çocuk yetiştirmiş. Hele ki tek başına. Ankara gibi bir yerde. Bir türlü başlayamamış. Ve o defter bir şekilde evden eve bizim aileyle gezdi. Ve bir noktada benim önüme geldi. Fakat geldiğinde ortasında büyük bir yırtık bir bölüm vardı. Yani bir oradan böyle cart diye onu yırtmış. Şimdi abime göre babam yırttı. Babama göre halam yırttı. Halama göre ben yırttım falan. Herkes bir şey anlatıyor. Bu böyle bir kaldı. Ben dedim ki ya madem bu böyle benim tamamıyla kurgulayabileceğim bir halde ben bunu merkeze alarak yani o yırtık sayfalarda ne vardı sorusunun cevabını biraz kovalayan roman fikri oradan çıktı. Genç Meral sensin o zaman. Ben aslında şöyle ya genç Meral biraz tanıdığım herkes. Ya çünkü genç Meral biraz tabii okuyanlar belki hak verecektir bana. Genç Meral aslında şu günümüz insanını çok benziyor. Ben bunu 7-8 sene önce yazmaya başladım ama hala giderek benim o çizdiğim karakterin ana karakter olduğunu görüyorum etrafımda. Çok fazla genç Meral görüyorum. Yani her şeyin kendiyle ilgili olduğunu düşünen, her şeyin en iyisini yapmaya çalışan, her şeyin merkezinde kendini olmasını isteyen ve bunun için de aslında pek bir çaba sarf etmeyen, böyle ufacık çabaları büyüten, herhangi bir problem olduğuna bir başkasına yükleyen, yansıtan ondan sonra. Fakat aslında bir yandan da sevilesi, o sevimliliğin de farkında, onu kullanan, onu bir sermaye olarak kullanan, bir çeşit sosyal sermaye olarak kullanan. O karakteri aslında ben etrafımdan, kendimden de dahil olmak üzere, onay bekleyen, hayatla ilgili tamamıyla ilişkisini onay mekanizmasına oturtmuş, öyle nefes alıp veren
çok dışlandırıyorum kendime dair. O yüzden o biraz karma. Fakat ben orada aslında öncüyüm. Yani amcası. Yani ben öyle bir paralel kurmaya çalıştım. O karakteri baştan yaratmak yerine biraz bana benzesin. Bu aslında kendime hayal ettiğim kişi yaptım. Yani ünlü bir yazar. Ondan sonra işte kitabı çok satıyor. İlk yazdığı kitapla inanılmaz kitlelere ulaşmış. Ondan sonra böyle birazcık yaramaz. Birazcık işte şakacı. Ondan sonra falan. Yani kendimi aslında görmek istediğim karaktere benzettim onu. Ama tabii hikayenin ihtiyaçlarını karşılarken de biraz dönüştü. Evet. Başka bir şey. Yani neden olmasın? Evet. Dileklerin hepsi olabilir bence. Bir soru soracaktım. O sorunun cevabını da aldım. Hep şey derler yanında yazan arkadaşlar da var. Her yazar ilk eserinde biraz kendini anlatır derler. Bir öykü olsun, roman olsun. Var. Cevabını da evet. Var. Olmaması mümkün değil. Bence bu arada sağlıklı bir şey bu. Yani eğer şimdi biz metin hakkında konuşuyorsak, roman hakkında, edebiyat hakkında konuşuyorsak bunu ve bir kişi yazıyor, ona bir kişiden bahsediyorsak o kişinin tamamıyla kendini soyutlayıp yazması herhalde 1700'lerde falan bitmiş. Yani yazarlar kendini saklamayı bırakmış. Zaten şu an sevdiğimiz bütün eserlerin baktığın zaman işte kült eserlerin çoğunda yazarın kendi karakteri ve hatta hayatıyla, travmalarıyla ilgili izler görürüz. Ve bu bizim hoşumuza gider hatta. Çünkü daha gerçek olur. Ya da yani gerçek sözünü çok kullandım ama hani daha ilgi çekici olur. Ben saklanmadım bu romanın. Hiçbir noktasına saklanmadım. Hatta şöyle dediğimi çok iyi hatırlıyorum. Bu kadar da ortaya çıksam mı? Yani çünkü beni çok iyi tanıyan, yani beni çok yakından tanıyan insanlar bunu okuduğunda muhtemelen şok geçirdiler. Yani çok şaşırdılar. Ben kendimi gizleyen bir karakterim. Tanımış olmuşlar. Evet. Şimdi yine yazan insanlar çok. Herkeste şöyle bir problem oluyor mu acaba merak ediyorum. Ben şu kitabı yazdım. Şöyle de anlaşılsın istedim ama insanlar şu noktayı kaçırdılar. Dediğim bir yer oldu mu? Çünkü bayağı dönüt aldın sen de. Bununla ilgili röportajlar yapıldı, yazılar yazıldı. Oldu da be. Var. Yani şöyle, en belirginini söylüyorum. İlk ben bu kitabı gönderdiğimde, yayın evinden onay aldığımda editörle konuşurken şöyle bir cümle kurdum. Ben burada genç bir yazar adayının ya da yazma meraklısının toplam 9 gün içerisinde yazmaya başladığını çizmek istiyorum. Benim çizmek istediğim resim buydu. Çünkü Meral ilk başladığındaki yani kitabın romanı ilk başladığında çok çok böyle hava atmaya çalışan bir dille daha sonra durulaşmasını hedeflemişti. En sonunda vardığı noktada derin nefes alsın herkes kendisiyle beraber. Yani böyle bir şey yapmak istemiştim ve Sibel buna karşı çıktı. Dedi ki ilk kitapta bunu beceriksizlik olarak algılarlar. Yani senin o ilk 30 sayfayı okurlar ve bırakırlar. Sen bunu biraz azalt dedi. Yani bunu biraz şey yap, yumuşat. Ben de çabaladım, biraz öyle yaptım ama hala bence o var. Yani bu kitabı gerçekten ikinci kez ya da üçüncü kez okuyanlardan bunu duyuyorum. Onu fark ettik diyorlar ama ilk okuyanlar onu fark edemiyor. Belki daha belirgin mi yapabilirdim ya da buna gerek var mı? Gerek yok. Evet, bence. Yani evet buna gerek yokmuş. Yani, ama benim o anlamsız çabam pek karşılık bulmadı. Ya, anlamsız çaba demeyeyim de işte bir yerden sonra kitap okurum ne kadar alıyorsa. Evet doğru. Biraz oluyor. Yani işte hikayenin böyle hani şeyini düşünürsek, hikaye böyle bir köprü gibi düşünelim. Hani şuradan giriyoruz ve şuradan çıkıyoruz. O eğimle genç Meral'in gelişimine eş yapmak istedim sadece. Hı-hı. Paralel olsun. Yani oradan hoplayarak zıplayarak değil de o eğimi yaşasın yani yükselsin, alçalsın, sakinlesin, daha güvenli bir yere geçsin gibi. O çok mümkün olduğunu bilmiyorum işte. O kısım yani bunu fark etsinler isterdim. Yani fark eden etmiyor. Bence güzel bir roman olmuş. Evet. Yani. Gerçekten evet, ben çok severek okudum. Şimdi diğer bir sorum. Şöyle bir kitap var. Gaflet. Gaflet derleme bir kitap. Bu kitapta kadın yazarlar, kadın yazarlar diyorum. Çünkü biraz öyle bu tabiri sevmeyenler var ama bir araya geliyorlar, işte
erkek yazarların kadın karakter kullandılar mı, kadın karakter kullandılarsa nasıl kullandılar üzerine yazmışlar. Biraz bu konuda bayağı eleştiri var. Şimdi senin kitabında da ilk kitabın ve anlatıcı kadın. Evet. Çok da rastlanan bir durum değil. Doğru. Ama yani şöyle bir kere bence sizin yani bütün yani kadın erkek çok fark ettiğini düşünmüyorum. Şöyle özetliyorum ben. Eğer sen yani kendi varlığından biraz uzaklaşıp başka bir yaratım karakterin varlığına geçebiliyorsan onun yani cinsiyetiyle ilgili çok fazla problem olacağını düşünmüyorum. Ama bazı yazarlar özellikle kadın yazarlar o seviyeye ulaşmanın çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Yani en azından bir erkek yazarın bence çok çaba sarf etmesi lazım. Bunun için ekstra bir çaba sarf etmesi lazım. Yani normal zaten zor bir iş bu. Hani tekrar uğraşması lazım. Fakat benim şöyle bir bence farkım var. Ben kendim olduğum olası kadın tarafım olduğunu düşünüyorum. Yani bir kadın tarafım olduğunu düşünüyorum. Bu bizim evdeki rollerle ilgili biraz. Çünkü benim abim daha düz, daha mantık insanıydı. Ondan sonra ve ben bir şekilde evin daha böyle ne diyeyim yani kendim içimde öyle bir uğur yarattığını düşünüyorum. Ben onu kullandım açıkçası. Bunu şöyle algılamadım yani daha naif ya da daha işte kırılgan yani öyle demiyorum. Kadın yani onu bence herkesin içinde var mı? Ve ona ulaşabilirsin. Eğer böyle bir ihtiyacın varsa ona ulaşman çok zor olduğunu düşünmüyorum. Bu kitapta ihtiyacım vardı. Zaten onu bir kez kurduğun zaman kendi içinde o var yani kendi varlığını oraya taşıdığın zaman o gidiyor. Böyle bir mecburiyet yok ama ben açıkçası bir hikaye anlatırken yani bir erkek anlatıcı da olabilir ama inanılmaz bir başka bir dil yaratabilir. Yani çok fark eder mi? Çok önemli mi? Bilmiyorum açıkçası. Bu tartışma bana biraz benim sanki boyum aşıyormuş gibi geliyor. Ama estağfurullah. Yani çünkü bazen kadın karakter yazıyor erkeklerde biz o erkeğin sesini duyuyoruz. Evet. O önemli yani. Burada mesela evet Meral. Evet. Öyle bir öyle olduğunu zannetmiyorum. Evet. Çünkü ama şöyle de yapmadım. Yani bazı sözcükler seçildi. Hani daha kadınsı olsun falan. Yani kesinlikle böyle bir üç kağıt yoktur. Bu metin tamamıyla ben o sesi, gerçek şu benim sesim gibi, bir ses canlandırıyorum gözümde, yani hayalimde, onu konuşturuyorum. Onu konuşturduğu zaman zaten akıyor yani. Çünkü o karakterin kendince bir sesi var, bir fiziği var, yeme içme alışkanlıkları var. Ondan sonra işte ne bileyim, günde 5 defa tuvalete giren insan farklı, 2 günde bir giren farklı. Yani onun gibi düşün yani tamamıyla fiziksel bir canlı yarattığı zaman kafanın sesi de geliyor, konuşması da geliyor. Ve o zaman da akıyor gidiyor. Başarılı olmuş diye düşünüyorum. Şimdi romanı okursa yani okumayanlar için okumaya başladığınızda bazı eserlerde okumaya başlıyorsunuz ve çok zor sizin için oluyor. Ya da işte biraz yazan dilde alışmanız gerekiyor. Meral hemen kendine çeken bir kitap. Gündelik konuşmalar iyi, dili çok iyi kullanmışsın. Ben şöyle bir şey fark ettim. Mesela 40'lı sayfalara kadar daha betimleme var. Daha işte öykü diyebileceğimiz bir dil var. Öykü dili diyebileceğimiz. 40'lı yaşlardan sonra ben şöyle düşünmüştüm. 40'lı yaşlardan sonra 40'lı sayfadan sonra 40'lı yaşlara yaklaşınca böyle daha durulur bir insan. Biraz bunun da dili durgunlaşmış. Evet. İlk bahsettiğim konuyla biraz ilgili. Hani demiştim ya bir dille ilgili kendince bir yol çizmeye çalıştım. Yani, biraz onunla ilgili. Bilinçli yapılan bir şey. Bilinçli yapılan bir şey. Biraz onunla ilgili, biraz da şununla ilgili bence. Bunu da son zamanlarda fark ettim. Ben bir kere çok uzun yıllar içerisinde yaptım. Ve kendi editörlüğünü yapan bir insan olarak ve o sırada da bir sürü şey okuyan, merak eden, hayatı değişen bir insan olarak doğal olarak benim yazı dilim de değişti. Yani işte bu kitap yazılırken ilk kurulan paragrafla son yazılan paragraf arasında çok farklı iki yol var yani çok değişti. Metine bakış açım değişti. Ondan sonra kendime bakış açım değişti. Onun da etkisi olduğunu düşünüyorum.
özellikle şimdi yeni yazdığım metinlerde fark ediyorum. Ne kadar fark ediyorum. Yani, nasıl, insan nasıl yorulabiliyor? Çok iyi. Çünkü bende hep şöyle bir kanı vardı. Tabii bu konuda kuramsal çalışan insanlar şaşıracaktır. Yani, nasıl bilmiyor diye. Bende hep şöyle bir kanı vardı. Bir insan doğuştan bir yeteneği varsa yazar. Yoksa hadi arkadaşım başka kapıya. Ben hep böyle düşünüyordum. Ve bu konuda benim bir yeteneğim olduğunu, içten geldiğini, ben bir şekilde bunu ortaya çıkarabileceğime inanıyorum. Fakat bunun yani müthiş bir emek gerektirdiğini, çaba gerektirdiğini, yıllarca bunun üzerine çalışman gerektiğini, çok okuman gerektiğini ve boş boş okumaman gerektiğini, seçici olman gerektiğini, sonra sosyal çevrenin etkisi, yani kitap okuyan arkadaşlar, bunları çok sonra öğrendim ve hep yolda öğrendim. Yani. O yüzden de bir kısmı, bu bahsettiğim o sürecin bir kısmı buraya yansımış olabilir bence. Evet. Ama yapmaya çalıştığım şeyi anlattım yani. O, biraz da o var. Tamam, tamamdır. Şimdi romanda mektup var. Öykü diye kessene alsam burası öykü var. Olmuş evet, diyebileceğim var. Bir yer var. Biyografi var, şiir var. Aslında birçok... Röportaj var. Evet, röportaj var. Birçok tür iç içe. Şimdi ayın ikisinde Arzu Eylem'le öykü buluşmalarında konuşurken Arzu çok güzel bir şey söyledi. Şimdi sana tam ne söylediğini hatırlayamadığım için sana söyleyeceğim. Tür diye bir şey yok diye bir örnek vermişti Arzu. Ya, tür diye bir şey yok değil de daha çok bir, var olan türlerin bir arada yaşayabildiğini söyledi. Adam karnaval kelimesini kullanmasından bahsetti. Tür yerine karnavalı kullanmayı tercih ediyor. Çok sesli, yani romanı çok sesli bulduğunu ve pek çok türü bir arada barındırdığından bahsetmiş. Tam da öyle bir kitap aslında. Çok sesli, çok yönlü. Türlerin birçoğuyla denk gelebiliyorsunuz. O yüzden bence akıcılık da çok var. Yani biraz okuyorsun öykü, biraz okuyorsun şiir, röportaja geçtim falan. Zamanda da geçiyor. Bir gidiş var. O da biraz hani tempo katması adına. Evet. O da gayet güzel. Sonra öyküyle romanla ilgili. Şimdi ben kitabı okurken sürekli Özgür'ün de başının etini yemiştim. Hatta Özgür çok güzel yazmış. Şu cümleye baksana diye sana da yazıyordum. Ay ne güzel olmuş buraları. Hatta ben Uğur'a şey demiştim. Uğur, bence öykü de yazmalısın diye evet, sormuş. Dedim, beni gaza getirdin. Bence iyi yapmışım. var mı? Var. Öykü dosyası. Ya özellikle seninle bunu konuştuktan sonra da gerçekten seni dikkate alarak da arttırdım biraz. Biraz da o sırada taşımalar durumu vardı. Elim soğumasın diye de böyle aslında bir öykü gibi düşünmeyin. Tamamıyla sıcak kalmak için yazdığım şeyler var. Sonra onları biraz öyküye çevirebilirim. Çünkü roman olması çok zor. Böyle derken ben bu işi sevdim. Yani öykü yazmak tabii çok yani çok mercek bir iş. Yani çok incelikli bir iş. Böyle bir cerrahlık gibi yani. Mesela romanda eğer konsantre olabilirsen, yani o karakterleri hayatına sokabilirsen, mesela şimdi biz burada oturuyoruz. Eğer ben şu an yazdığım roman karakterlerin birkaçı şurada dolanıyor kendince kafamda. Şimdi öyküde bunu yapmam biraz zor gibi. Eğer bunu başarabilirsen, yani dediğim gibi sıcak tutabilirsen öykü yazmak çok keyifli ve anlatmak istediğin şeyi, derdini iletmek için çok iyi bir yöntem olduğunu düşünüyorum. O yüzden birkaç tane böyle ortaya çıkarabileceğim öyküyü derledim ve Sibel'e ilettim. Bakalım, haber bekliyorum. Yani bir dosya boyutuna, bir dosya diyorsa, boyutuna geldi. Evet, yani bir kitap olur mu bilmiyoruz. Zaten bilmediğim için paylaştım. O okuyacak ve değerlendirecek. Eğer bu insanların okuması gereken bir şey derse onu kitap olarak görebiliriz yakın zamanda. Heyecanlı bir şey tabii. Evet, öykülerini de okuyorum. Şimdi zaten kitap şöyle başlıyor. Büyümek bize göre değil sevgilim. Bu sene biz yine beraber aynı kaldık. Bunu okuyunca evet diyorsun. Uğur'un şiirsel dili çıkıyor. Yani o kadar çok cümlenin altını çizdim ki
Ondan kalan fotoğraflar, kısa konuşmalar ve tüm kısa cevaplar nereye koyacağımı bilemediğim bir orta sehpa kadar dahi yerlerini bulamadılar. Bence çok güzel bir benzetme. Evet, orta sehpaların bir yersizliği var gibi biliyorsunuz. Evet, yani o kadar çok ben hatta okuyacağım. Sizde bayağı yer bulamıyorum herhalde. Evet, evet, böyle bir sürü yani. Yer değiştiriyor onlar. Biz de kanepenin oraya koyuyoruz mesela. Ve ayağımıza çarparsa 5 kere artık kaldıralım. Artık kaldıralım. Geçiyor. Evet. Evet, yani ben çok beğendim. Umarım daha çok okunur. Teşekkür ederim ilgini alakan için. Gerçekten Meral'in özellikle bizim yayın evinin, yani Motorola yayın evinin butik bir yayın evi olduğu için butik yani destekler, butik şeyler çok çok kıymetli. Çünkü görünür değiliz. Zaten Türkiye'de bir okunurluk problemi var genel olarak bence. Kitap evlerinde sizin gibi özgün kitap evlerinde değil ama büyük kitap evlerinde sadece çeviri kitaplar ve benim herhalde 25 senedir cildim kitaplar dışında hiçbir şey satılmıyor. Yani evet, bu arada... Görebilmek de çok muhabbet. Evet. O yüzden de çok kıymetli sizin bir desteğiniz. Teşekkür ederiz. Yine senin bir cümleni söyleyeyim o zaman. Senin işte yazan insanların öksürük sesine kurban gitmiş bir sözcüğünüz olmasın diyor o zaman. Çok güzel. Evet, burada. Teşekkür ederim. Güzel yakalamışsın. Yakalarını. Evet, bir daha okuyor musun? Neymiş? Öksürük sesine kurban gitmiş. Bir sözcük diye bahsediyordu. Bir yerde o mektupları okudu. Genelde bir şey söylemek istediğinde bir öksürük sesi olur. Orada kaybolur evet. Der mesela. Yani çok güzel gözlemlenmiş mesela. Bunu not mu alıyorsun yoksa yazarken? Yok ya. Yazarken oluyor. Yazarken oluyor. Yani benim herhangi bir yerde bir şey yazıp da kitaba eklediğim yok. Onu başına oturduğum zaman anlamlı bir şey çıkıyor. Öyle de yapmayı denedim. Ama çok kopuk oluyor. Yani o çünkü benim o şeye girmem lazım. Mesela bunu daha önce söylememiştim. Burada söyleyeyim. Mesela bir karakter, yani sesleri birbirine ayırabilmek için mesela Rıfat karakterini tamam hep sarhoş yazdım. Yani tamamıyla kafam güzel yazdım. Hatta bir tane Karadut şarabı vardı. 10 liraydı o zaman. Düşünün arkadaşlar ne kadar eski. Ondan sonra gidiyordum. Artık bakkal böyle ufak ufak 12 yaptı onu. Tamam çünkü o kadar çok alıyorduk ya. Ondan sonra 14, 18, 20 olunca da tamam artık ufak kısmı bitti. Artık başka bir şey yazabilirim. Mesela işte kurşun kalemle yazdım kimi kısımları yine ses. Çünkü bilmiyorum denediniz mi? Kurşun kalemle, tükenmez kalemle ya da bilgisayara yazdığınızda cümlelerin boyutu, seçtiğiniz sözcükler hatta noktaların işaretleri inanılmaz değişiyor. Acayip değişiyor. Yani bu hani ve bambaşka biri ne benziyor. Tamam yine senin cümlelerin ama bunu fark ettiğimde çok rahatlamıştım. Çünkü benim roman bu Meral romanında çok az karakter var bir romana göre ve onların her birinin belirgin olması gerekiyor az olduğu için. Seslerinin de çok ayrık olması gerekiyor. Yani eğer üst üste gelirse o zaman biraz böyle sanki yeğenine hikaye okuyormuşsun gibi olur. O mesela beni kurtarmıştı. Yani farklı şey. Ama yine de bilgisayar yanımdaydı her zaman. Yani hani bir yere gidip de bir ağacın gölgesinde yazmadım yani. Hep böyle onu bir iş olarak karşıma aldım. Yani farklı şekillerde Karadut şarabıyla yazacağız. Evet. Eğer bir dil yaratamıyorsanız en Karadut şarabı tavsiye ederim. Bugün tek eve gidiyoruz arkadaşlar. Ancak cumartesi için herhalde. Evet. Var mı sorularınız arkadaşlar? Arzu Hanım. Bu öncelikle geldiğim için şimdi dinlerken daha da memnun olduğumu çok teşekkür ederim. Belirtmek isterim. Zaten sizinle sosyal medyada evet. Birbirimizi takip edip evet. Birbirimizi önemsediğimizi belli ediyoruz. Kesinlikle. Bu beni çok mutlu ediyor. Ve bu kadar samimi bir konuşma gerçekten benim de içime iyi geldi. O sizin güzelliğiniz. Teşekkür ederim. Şimdi şeyi düşündüm sizi dinlerken. Bayağı da beni ürküttü aslında. Çok sanki çok ağır bir sorumluluk altına girmişsiniz. Ben mesela kendimi yerinize koydum. Altından kalkabilir miydim acaba yani? Meral benim hikayem olsaydı ne yapardım diye düşündüm. Çok bir şey oldum yani. Bir
hesaplaştım. Pek daha bilmiyorum. Yazarım size. Şu anda emin değilim. Mesela 20 tane kadın öyküsü anlattım. Ben işte bir tanesinde babaannem var, bir tanesinde halam var, bir tanesinde annem var ama satır, bir satırda. Tamamen onlar değil. Onlar bile bana bir yük oldu. Yani acaba hissettiğimi ya da düşündüğümü onlarla ilgili romanı doğru aktarabildim benim ağırlığı ezdi beni. Değil ki koskoca bir roman. Çok zordu. Yani çok onu zordu. Çok merak ediyorum. Hatta, üstesinden nasıl geldiniz? Evet, çok, şu anda nasıl hissettiriyor? Yani bu kadar zordu, zaman geçti. Utandırıyor. Bu arada ben okudum ve çok beğendim. Teşekkür ederim. Ya utandırıyor. Onu çok açık söyleyebilirim. Yani, evet onu çok merak. Tabii utandırıyor. Yani diyorsun hayatını bu kadar hani kıymetli bir şeyin ve değerli bir şeyin bu kadar açık seçik ve tamam kendin hayal ettin birçoğu kurgu ama sonuçta seninle ilgili ne kaldı geriye diyorsun. Yani benimle ilgili şu an ne, bu kadar da şimdi çok ortaya çıkılır mı? Evet tam da bunları düşünüyorum. Evet ama yani başka türlü nasıl kayda değer bir şey oluşturacağız ki? Yani kendimizi bu kadar ortaya atmaya göze alamıyorsak bizim yazdığımız şey insana niye okusun ki? Ya işte anlatma isteği evet. Korkulara baskın geldi evet. Ama. Evet değil ama mi? Yani bir fayda, mesela şöyle düşünün, karşıdan karşıya biri geçiyor, karşıdan da bir araba geliyor. Siz koşarak onu kurtarmaya gidiyorsunuz, sizin de böyle bir tehlikeniz var. Hı hı. Ama içgüdüsel olarak bunu yaparsınız. Yani bu hikayede de ben birçok şeyi içgüdüsel yaptım. Yani tamamıyla hikayeni kurtarmak için, canını kurtarmak için. Çünkü eğer birazcık bozsaydım o şeyi, kurguyu biraz kırsaydım düvene, o zaman ay 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 derdim, araba çarpar ezerdi. Doğru. Yani orada açıkçası o riski almak zorundaydım. Fakat şunu konuda emin olun, ben kitabı gönderdikten sonra çok korktum. Yani. Dedim rezil olduk. Dedim. Bittik yani. Beni yerden yere vuracaklar. Yani beni bitirecekler. İşte şu anlayacak şu olduğunu, bu anlayacak bu olduğunu falan. Çünkü yani sanat yoluyla intikam aldığım kişiler de var orada. Aileden. Ondan sonra... Yani birkaç çeşit korkuyu barındırıyor aslında evet, sanki evet, değil evet. Mi? Yani böyle düşününce. Evet, evet, yani çok yönlü kitap. Evet. Yani benim ihtiyaçlarımı da karşıladığını söyleyebiliriz ama ya şöyle işte şimdi şöyle kayda değer bir hikaye bulup araştırıp peşine düşüp yazmak bir yöntemse kendi içinde de araştırmak bir yöntem. Yani çünkü insan kendini ancak bu yolla tanıyabilir. Ben açıkçası kitap bitip de bütün o yüzleşmeleri, bütün o karşılaşmaları yaşamasaydım ben şu an kendimi daha az tanıyordum. Yani o yönü de var. Sonuçta evvel bir şekilde bir hesaplaşma yani ortaya çıkıyorsun ve hadi bakalım diyorsun. Yani duello. evet. O açıdan korktuğum, utandığım anlar oluyor. Ama yani başka türlü olacağına inanmıyorum dediğim gibi. Yani başka bir yöntem olduğunu düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben de şöyle bir gözlem yaptım. Bu arada tekrar hoş geldiniz. İyi ki geldiniz. Çok güzel bir söyleşi oluyor. Mizah yeteneğinizin çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum. Yani hani bu söyleşiden de aslında gözlemlediğim durum bu. Acaba bu yeteneğinizi diyeyim ya da bu özelliğinizi yazdığınız öykülerde görecek miyiz? Yazılarınızda bunu yansıtıyor musunuz? Onu merak ettim. Ya ben bunu yapıyorum. Sonra ben onu çok gülüyorum. Sonra bir hafta sonra okuduğumda gülmüyorum. Şimdi böyle olunca, yani şimdi ben kendimi bile belirli bir zaman aşımından sonra komik bulmuyorsam diyorum. Bu işi üstadlarına bırakmak lazım. Yani şimdi ya, ne bileyim yaz nesin okuduktan sonra eline benim kitabımı alan birinin pişmanlık duymaması, hissetmemesi lazım. Yani kendimi o seviyede hissedersem neden olmasın? Yani seviyorum. Ama yani ironik işte böyle biraz İşte bir şeyleri hani güldürerek anlatmak falan. Yani zaten normal hayatta konuşma tarzım da öyle. Hatta biraz münasebetsizlik boyutunda öyle. Ama Şeyma bilir. Ama ya bu edebiyatta biraz zor, ustalık gerektiriyor. Bence farklı bir alan diyebilir miyiz ona? Yani güldürmece, metinlere sanki uzmanlık gerektiriyor. Sanki değil, uzmanlık gerektiriyor. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Yani edebiyatta mizah zor diyorlar. Çok zor. Farklı bir alan mı? Orasını bilmiyorum. Farklı bir alan demiyorum evet. Ama zor. Evet. Var mı sorularınız? Ben sorarım. Uğur hoş geldin. Hoş bulduk. Zor Bey hoş geldin. Teşekkür ederim. Sanırım ilk söyleşin. Evet ilk. Sanmam aslında biliyorum da işte o sanırım. Evet. Alışkanlık üzerine söyledim. İlk kez oluyor. Evet. Mutluyum senin burada olmandan ötürü. Bir soru sorayım. Senin aslında yazarlık kariyerin
biraz böyle kendisini gerçekleştiren, ne diyorduk ona bir şeyde, pedagojide? Kendini gerçekleştiren, evet, kehanet oluyor galiba değil mi? Evet, çünkü evet, anne senin yazar olmanı istiyor, evet, bir şekilde bu kehanet gerçekleşiyor. Tabii okunmak da istiyorsun, bence yazan herkes okunmak ister haliyle. Ama Türkiye'de tabii bu işler bir miktar zor. Çünkü çok okunmakla iyi edebiyat arasında bir ilişki var mı? Çok ciddi bir tartışma konusu. Türkçe edebiyat ve çeviri edebiyat, işte bir masaya konduğunda genelde çeviri edebiyata gidiyor okurun eli. Muhtemelen bundan sonra da yazmaya devam edeceksin. O okurla o rabıtayı kurmak, daha çok okunmak için ne yapmalı? Çünkü hani burada da mesela katılımcıların %80'i yazan insanlar. Bizde de öyle oluyor. Biz de bir yerde bir söyleşiye gittiğimizde genelde yazan insanlar geliyorlar, izliyorlar, dinliyorlar. Ne yapacak bu ilk kitaplarını çıkaran insanlar? Nasıl buluşacaklar okurla? Benim de kendimi özletecekler. Ben ya şöyle. Nasıl özletsinler? Ya şöyle. Ben çok isterdim ki kitap basıldı. 10 gün sonra beni siyah bir Mercedes'te alıp taşıyorsunuz. Ya bunu çok isterdim. Neden dersin? Böyle bir şey. Hani mesela yani. Hani hemen o noktaya varmak. Fakat bir süre sonra fark ettim ki, özellikle yani bir sene sonra falan fark ettim ki, bu aslında bu da lazım. Şöyle ki yayıncılık bir sektör. Sen bir yazar olarak bir sektörün zorluklarını, sıkıntılarını, problemlerini görmezden gelerek, benim hiç umurumda değil kardeşim, ben dünyanın en iyi kitabını yazdım diyemeyeceğine göre, bu zorlukları yaşamak zorundasın. Ve bu zorlukların üstesinden gelmek için bütün araçları da kullanmak gerekiyor bence. Çünkü çok büyük bir emek var. Ve bu emeğin karşılığında bence her şey mübah. Tabii ki belirli sınırlar içerisinde. Ben en azından kendim bu yöntemi tercih ediyorum. Şöyle ki, kitabı okuyup bana ulaşan insanlarla arkadaşlık kuruyorum. Bence tek yani gerekli olan şey bu. Çünkü o arkadaşlık zaten benim hep istediğim ve ihtiyaç duyduğum bir arkadaşlıktı bir. İkincisi de oradan çoğalacağına inanıyorum. Yani ve bunun bir zaman istediğini düşünüyorum. Yani biz bir seferinde Sevda'nın bir paylaşımı vardı bu konuyla ilgili. Ben de onun altına şöyle yazmıştım, çok iyi hatırlıyorum. Yani biz parayı çok geç buluyoruz kitap okumak için. Yani Türk toplumundan bahsediyorum genel olarak. Ve elimiz ilk önce çok satanları okuyoruz. Sonra bunlar neymiş arkadaş deyip klasiklere dönüyoruz. Klasiklerden sonra ben çok sıkıldım deyip çağdaşa dönüyoruz. Yani biz en son bir sıralama var ve bu genel olarak bu doğruysa bu varsayım benim. En azından gözlemlerim bu yönde. İlk kitabını çıkaran ve butik yayın evlerinden özellikle ilk kitabını çıkaran insanın sabırlı olması gerekiyor. Çünkü edebiyat her zaman yerini buluyor. Yani zamanla, zaman lehimize işliyor diyebilirim. Fakat yine de bir heyecan oluyor. Hemen ulaşsın, hemen okunsun istiyorsun. Bu mümkün değil. Bunu kabul etme sürecin 6 ay olabilir, 1 sene olabilir, 2 sene olabilir, hiç olmayabilir. Fakat bunun mümkün olmadığını insana öğretiyor bu sektör. Özellikle Türkiye'deki yapı bunu öğretiyor. Ben çok acemi, çok taze, yani sizlerin yanında biri olarak bunu yaklaşık bir senede öğrendim. Yani isterim ki 6 ay, bence makul olan 6 ay yani. Çok çabalamam ama çok çırpınmamak lazım. Ya da belki hani yazar olmak değil de mesele yazmak meselesi üzerine bulmak lazım. Mesela kesinlikle. Yani bir şeyde kaydı, eksen de kaydı. Yani yazar olmakla ilgili bir problem var. Kesinlikle. Yazmakla ilgili bir problem. Kesinlikle. Yani yazar oldun. Evet. Bravo oldun da ne oldu? Demek ki biraz meseleyi başka bir yere kaydırmak lazım. Evet, özgür şimdi fotoğraf çekiyoruz. Üzerine filtre koyuyoruz. Tamam mı? Üzerine yazılar yazıyoruz. Şirinlikler yapıyoruz. Gönderiyoruz. Ben biraz buna benzetiyorum. Metin var ortada. Üzerine bir filtre çekiliyor. Yayın evi tarafından. Üzerine bir iki süs, bir iki PR falan filan hop yalla. Sonun ne oluyor? O 224 görüntülenme, 6 tane like, bitti gitti, şimdi yenisini koy. Ama edebiyat aslında böyle bir şey değil. Fotoğrafın çekilmesi için, yani eskiden düşünelim, uğraşılırmış. Yani bir fotoğraf kıymetliymiş yani. Belki biraz tüketimin hızlanmasıyla da ilgili. İşte aslında günümüz problemlerine çok benziyor. Diğer bütün alanlar. Ama bunu kavramak işte bu kadar, bu lafla olmuyor işte. Ben bunları zaten biliyorum mesela. 2017'de de biliyorum. Ben bu kitabı yazarken 2014'te de biliyorum. Ama yaşamak gerekiyor. Yani
Ben yaşadım ve öğrendim. Yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Bununla ilgili geçen hafta da herhalde Latife Tekin'in bir imzası vardı Piyada. İmzaya gittik. İşte bir yazar arkadaşımızın abisi de oradaydı. Latife Tekin onu tanıyormuş. Şey dedi, ya senin abin bizim kadar meşhur olmak istiyor. Ama bizim kadar meşhur olabilmesi için çok çok önceden doğmuş olması lazım diyor. Aslında bu çok güzel özetliyor bunu. Yani şu anda hakikaten tüketim o kadar fazla ki. Çok hızlı. Evet, o farkı ortaya koyabilmek çok fazla çünkü evet yazar olmak istiyorum kaygısıyla yaklaşan insan olunca. Hani bu da bir noktada aslında sürekliliği azaltıyor yani kitabım çıktı tamam ben artık daha fazla yazmak istemiyorum diyorlar da çok fazla. Biraz geri planda kalıyor asıl gerçekten edebiyata gönül veren yazmayla alakalı olarak yazmak istiyorum diyen kişiler sanki. Gözden kaçırdığımız da çok metin var çünkü insanların nasıl söyleyeyim, ekonomik olarak gücü olan yayın evlerinin gözümüze ana soktukları. Ana akım kitapları görebiliyoruz. Yani çünkü o kitapları her yerde görüyorsunuz. Billboardlarda var, yani metrolarda var. Orada her yerde görüyoruz. Bu kadar görmüş olmak iyi olduğu anlamına da gelmiyor mu? Tabii. Ama işte şimdi Şahımız'ın, Şahımız'ın gerçekleri var ya. Yani mesela o fotoğrafı biz de kullanıyoruz. O storyleri biz de atıyoruz vesaire. Yani biz de içindeyiz, bir parçasıyız yani. İşte bunu kabullenmekle ilgili mesela ben hep şöyle diyorum işte yani yazmak unutulmayı göze almak biraz yani sen yazdığın her şeyi kaydettiğin an ve birilerine okuttuğun an unutulacağını göze alman lazım çünkü en iyi kitap, en iyi cümle, en iyi öykü birkaç sene içerisinde unutulur yani eğer seninle bir travmanla bir örtüşmesi ya da hani tamamıyla seninle ilgili bir şey değilse yani ben böyle bakıyorum. Meral kitabı da belirli bir noktada kendi okurunu bulacak, ulaşacak. Ama bir anlamda da birilerini bulurken birileri de unutacak. Yani bu taraf unuturken bu taraf okuyacak. O taraf okurken öbürünü unutacak. Gezecek, duracak. Yani buna sen var mısın? Yani bunu göze alabiliyor musun? Bir yazan kişinin bunu bir kere kendine sorması lazım. Çünkü ben yazacağım ve herkesin zihnine egemen olacağım. Yani bir kere böyle ortaya çıkamazsın. Kaybedersin yani. Yani baştan. Edebiyatın anlamını tam çıkartırsın yani. Evet, yazın. O zaman çok dert etmemek için yazacağız. Yayın evine yazacaksınız. Göndereceksiniz yayın evlerini. Basılırsa dert etmemeyi verin. Evet. Evet. Ama biz burada dert ediyoruz işte. Şunu okusana diyoruz. Ben bilmiyorum. Kayıt da var ama gerçekten. Abi bilmiyorsun ama söylüyorum işte. İyi diyorum çok yani. İyi. Biz sadece kendi okuyup beğendiklerimize de iyi diye satmaya çalışmıyoruz. Tabii. Derdimiz zaten satmak da değil. Kitap böyle çok para getiren bir şey değil. Ama biz istiyoruz ki mesela şu kitap güzel okunsun, bilinsin, yayılsın. Ama evet okur emmek çok zor. Evet. Gerçekten. Ama ona işte zaman. Yani zaman gerçekten zamanı bulandan da. Zaman ya işte bizim yaşadığımız zamanla bahsettiğim zaman aslında sözcük olarak aynı ama şey olarak farklı mantık olarak. Yani mesela şöyle düşünelim. Deniz seviyesinde zaman daha şey geçiyormuş ya, yavaş geçiyormuş. Ondan sonra yukarı çık. Yani bu biraz şeyle ilgili. İşte bu aralar biz ona takılmış durumdayız da zaman konusu ve onun biraz felsefi tarafıyla. Şimdi şöyle bakıyorum ben, zaman deyince 7 seneden falan bahsetmiyorum. Yani bazen belirli rastlantılar ve olaylar o zamanı uzatabilir ya da kısaltabilir. Burada sadece bir sabırdan bahsediyorum. Yani belki de hiç görmeyeceğin bir başarıdan, evet, bir yazarın görmediği. Benim için mesela bir sene çok büyük bir zamandır. Ben perişan olurum, ağlar dururum kitap okumaya diye. Bir başkası için 3 senedir o, 5 senedir. Yani bu herkes için aynı zamandan bahsetmiyorum. Sadece sabredip beklemek ve yaptığın işe güvenmekten bahsediyorum. Zor süreçler. Evet. Şimdi sizden soru da ben Şeyma'ya soru soracağım. Şimdi Uğur Karadut'la yazıyorum değil mi? Nasıl yazıyor? Nasıl bir süreç oluyor? Yani pratik yazıyor mu? Geriliyor mu yazarken? Evde nasıl bir yazar aslında? Uğur'u seyretmek çok keyifli.
hep öz disiplininin çok yüksek, yukarıda bir insan olduğunu düşünmüşümdü. Kendi şirketiyle olan işlerini de hep o öz disipline uyarak yapmıştır. Yazmakla da öyle. Çok keyif alıyor. Ve onun o keyifli yazma sürecinde tabii ki hani böyle zorlandığı anlar olmuyor ama oluyor ama öyle hani bir dakika beni rahatsız etmeyin, odama çekiliyorum gibi bir şey olmuyor. Kendince zaten o yani huzur veren bir insan. Babası da öyle. Onların ailesi hep huzur veren bireyler. Var olsunlar. Uğur işte evden ayrılır bazen, bir tebdilli mekanda ferahlık vardır moduna girer de işte ben bugün bunu yazacağım. Mesela der ki işte pazar günlerimi buna ayırdım der. Gider yazar. Yani soruya cevap vermem gerekirse kısa şekilde Uğur iyi bir yazar. Yani bence onunla yaşam çok keyifli. Seninle de öyledir. Umarım. Öyle. Evet, var mı sorusu olan arkadaşlar? Ben neler okuduğunuzu merak ediyorum. O benim ilgimi çekiyor bütün yazar dostlarımda. Sizin de merak ettim neler okuduğunuz. Son bir seneden bahsetmek lazım. Çünkü öncesi işte klasik romanlar, bildiğiniz işte tabii. Çok satanlar, şunlar bunların hepsini aşağı yukarı okumuşumdur. Ama son bir senede ben sosyal medyada tanıştığım yazar arkadaşlar, ilgi gören, aradı derede aslında küçük yayınlarından çıkan ama ilgi gören, güvendiğim insana tavsiye ettiği şeyleri okudum. Çok fazla öykü kitabı okudum bu ara. Çağdaş öyküler. Ondan sonra bu arada şunu anladım ki iyi bir öykü kitabı bulduğunda birisinin ona delicesine sarılıp övmesinin sebebini öğrendim. Çünkü çok zormuş. Çok azmış. İyi öykü kitabı bulabilmek. Özellikle yenilerden bahsediyorum. Ama bulduğum zaman da hemen paylaşıyorum, şey yapıyorum çünkü o biraz altın bulmak gibi oluyor. Yani direkt isim vermemi isterseniz birkaç tane yok, verebilirim. Genel, evet, yani işte Çağdaş Öyküler okudum. Biraz işte Sevda'nın gazıyla. Acaba öykü konusunda kendimi geliştirebilir miyim? Bakış açısıyla. Ondan sonra Sibel'in, yani benim editörümün külliyatını okudum. Hı-hı. Ama ciddi bir okuma yaptım. Yani ona mesela onun öyküsü 3 sayfa, benim yorumum 1,5 sayfa falan. Ondan sonra o da çok mutlu oluyordu. Ondan sonra o bayağı zamanımı aldı. Ondan sonra çok az roman okudum galiba. 2 tane, 3 tane falan roman okudum son bir sene içerisinde ama çok öykü kitabı okudum, şiir kitabı okudum. Bu arada yani şiirde de bir hareketlenme var gibi geliyor bana, bilmiyorum, yanılıyor muyum? Dönüşüm yaşanıyor. Herhalde bir 3-5 sene içerisinde biz çok yeni, bambaşka şairler hayatımıza girecek, başucu kitabımız olacak. Öyle görünüyor. Onun dışında bu edebiyat dergileri bence oldukça dikkat çekici. Yani çok da emek veriyorlar. Desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani hatta belediyelerin işte ne bileyim, ilk aklıma gelen belediye ama işte milliyetim, yani kim varsa bununla ilgili, işte Kültür Bakanlığı, bu dergilerin bence böyle 3 biner, 5 biner, 10 biner alıp dağıtması lazım. Özellikle kitap evlerinde. Evet, yani böyle. Yani yerel belediyeler belki sahip çıkabilir. Evet, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayrıca birebir de size beğendiklerimi paylaşırım. Tabii ne zaman istersen. Mutlulukla. Bir de benim öykü kitabım benimmiş mesela. Ben düşüp bayılırım. Sorunuz yoksa imza kısmına geçelim. Evet, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim Sevdacığım. Çok güzel, çok tatlıydı. Evet. Sağ olun. Siz de sağ olun, var olun. Teşekkür ederim.